Not düşüp zamana noterlik yapmak gerekiyor ve önemli bir yerdeyiz. Hele ki önemli tarihimizde, kültür tarihimizin önemli izlerinin bulunduğu yer hele ki. Biz Devralen Belgesel Programı olarak ve İpek Halı'nın yeniden araştırılması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şu an değerli bir dostla beraberiz. Kendisini hemen hemen 40 yıldır tanıyorum. Evet. Muhtarımız 25 yıl muhtarlık yaptınız değil evet, mi efendim? Evet, 25 dönem. Evet, birlikteyiz. Bakın neler anlatıyor. Birlikte çok önemli şeyler söyledi. Önce onu bir dinleyelim belgeleriyle, bilgileriyle. Birlikte izliyoruz. 1946 senesinde Hereke'de doğdum. Babam Demirciler Köyü'nden Hereke'ye gelme. Yani daha dedeme doğru gidersek ben Hafız Abdullah'ın torunuyum ama dedemi tanımıyorum. Emine Molla'nın torunuyum ama babaannemi tanımıyorum. Niye? Çok küçükken onlar ölmüşler. Çocukluk yıllarımdaki Hereke, işte dediğim gibi Sümerbank'ın saat 4.30 dediği zaman Arıkovanı gibi çıkan işçilerin Hereke'ye yayılmaları, taş binalarda oturan insanların evlerine geçmeleri ve Hereke 72 parça yanlış söylemiyorsam bir taş binanın olduğu. Şimdi taş bina dendiği zaman taş örme binalarında o yaşayan insanlar bugün hala depremde mesela hiçbir arıza görmeyen insanlar 96 senesinde Sümerbank'ın satılmasıyla Hereke'de bu insanlar Körfez dediğimiz belki 20 binin üzerinde buralara geldiler. Onların çocukları evlendiler. Dolayısıyla Hereke'de çok az bir nüfus kaldı. Sebep Hereke ilçe olmamakla beraber insanlarımız umudu bitti, tükendi ve Hereke'de çok az bir Herekeli kaldı. Şimdi Hereke'de İpek Halı, Sümerbank, Fabrikayı Humayun dediğimizde üç parçada değerlendirebileceğimiz ama konu İpek Halı olduğuna göre biz İpek Halı ile bu anlatımımı devam edeyim. Mesela İpek ve kumaşla Fabrikayı Humayun zamanında başlayan daha sonra geliştirilen Hereke halahaneleri diyelim. Mesela dört parça Hereke'de halahane yapılıyor. Milli Saraylar'ın şimdiki hali, daha sonraki halane olarak bir önceliği var buranın. Efendim burası üçüncü, dördüncü parçada şurada kalıyor. Ve ben bundan sebep düşündüm o dördüncü parçayı bir şekil içine alabilmesi için biraz daha konuyu değerlendirip açabilmek için dört halaneyi şöyle kara kalemle çizdim. Kara kalem yeteneğim var biraz. Dolayısıyla burada çalışanların şu görmüş olduğunuz parçada yattıklarını ve buranın çeşitli hizmetler verdiğini, dolayısıyla ambarları ve bu binaları ısıtan ambar mı demek lazım, ne demek lazım bilmiyorum. Dekavil dediğimiz bir makineyle ısıtılan, kömürle çalışan ve iskeleye gelen kömür gemileriyle şu görmüş olduğunuz Fabrikayı Humayun'a olan parçalar tamamen bu gibi ısıtılaraktan şu küçük parça hastanemiz. Dolayısıyla mesela aynı yerde şu görmüş olduğunuz Çamlıbahçe. Burası Çamlıbahçe'nin çekilmiş fotoğrafı yıllar önce, 1800'lü yıllar diyebilirim. Dolayısıyla bu halanelerde çalışan ve burada Çamlıbahçe'de yemek yiyen paydos saatindeki olan kızlarımız. Yukarı Hereke ve dışarıdan gelen Darül Eytamlı kızlar. Nedir Darül Eytam, ne demek? Darül Eytam öksüz ve anne babası olmayan çocukların kaldığı yer. Mesela Hereke'den tarihi bir parça 1800'lü yıllarda görüntüsü itibariyle bir Ermeni vatandaşı olabilen Hereke'de yaşayan ve halahane veyahut da dışarıda bir böyle bir hatıra resmi çektirmiş olan bir aile. Dolayısıyla Hereke'nin gene daha önceleri çekilmiş, gene tarihi 1890'lara dayanan bir fotoğrafı ve son zamanlara gelen gene böyle bir fotoğrafı ve içinde detaylı fotoğraflarımız var. 1958 senesinde Hereke'de çıkan bir basının Hereke'den halı ve ipek kumaşları gönderiliyor Brüksel El Sanatları sergisine şekliyle o günlere ait gösterir misin? O günlere ait 1958 27 Şubat senesine ait bir Hereke'de çıkan bir gazete. Hereke o zaman ilçe mi nedir? Hereke o zamanlar mahalle. Yani 1948'de
ilçe belediyelik olan herekemiz 1958, yani 10 sene olmuş belediyelik olalı ve herekede çıkan ilk gazete, belki Kocaeli'de bir iki tane var veya yok. Abdülhamid'in kullandığı bir koltuk parçası Sümerbank'ta bir müdürümüze, bir arkadaşı tarafından gönderile ve müzemizin diyeyim artık köşkün arkasında bir sürü fotoğraflarını gönderdi ve dolayısıyla bizim bu konuda çalışmamızı isteyen bir büyüğümüz, müdürümüz diyeyim. Gene böyle biriktirdiğim mesela bir herekenin son belediye olduğu dönemde böyle bir isimle hatıra kalsın diyerekten sakladığım bir fotoğraf. Dolayısıyla bir de çok önemli gene bir fotoğraf şeklinde ama biraz silik. Hereke'nin tapusu bu. Yani Hereke fabrikası Sultan Mecid zamanında tapu kaydı. Bunu da böyle hatıralarımın arasına buraya yapıştırdım. O günkü fabrikanın son zamanlarında işte yalnız milli saraylar kalmış, diğer halaneler yıkılmış. Dolayısıyla ısıtma şekli begombil denilen bir aletle, yani bugünkü binaların, o günkü binaların ısınma şekli. Ve Hereke'de bir kooperatif açılışına gelen Nihat Erim ve o günkü belediye başkanı ve bu arkadaşımızın gazetecilik görevi yapıp hatıralarıma böyle aldım. Bunları belki ileride değerlendiririz diyerekten. Dolayısıyla kara kalem olaraktan yapmış olduğum çalışmalar, bunlar bir Çamlıbahçe fotoğrafını kara kalem çizdim. İçindeki göbek dediğimiz bir resmi böyle değerlendirdim. Kaskat taşından meydana gelen ve etrafı havuzu içinde balıklar ve o zamanın insanları 1920-35 arasında ki olan bir Çamlıbahçe'nin içerisinde o günkü müdürün dans pisti diyerekten hazırladığı yonca şeklinde böyle bir içindeki bir manzara. Bunu kara kalem çıkardım. Hereke'nin burada çok önemli Muzaffer Eren Gezgin ismindeki bir mühendisin 1942-46 senelerinde çizdiği projeden yola çıkılaraktan bugünkü Hereke'nin ipekle iştigal ettiğinden ötürü kelebek resmini bu şekil projelendiriyor ve kelebeğin şu görmüş olduğunuz anteni dediğimiz düşünürsek deniz sahiline doğru giden ve şurada tren yolunun su cenderesinde hani dalgalarla beraber bunu hayal etmiş. Kale dediğimiz yerden bunu düşünmüş. Bu kelebeğin gözü. Bunlar da kelebeğin kanatlarının içerisindeki taş örme binalar. Dolayısıyla gene aynı kelebek burada bir ağaç dalına konmuş şekliyle bunu böyle projelendirmiş ve halen bu mevcut olan binalar yerinde ama kelebeğin gözü diyerekten adlandırdığımız şu parça yok. Ve buradan fabrikaya giriş şekli. Ve benim kara kalemim fotoğraflardan değerlendirdiğim. Bir demir iskele olayımız vardı. Bu da denizden suyu alıp elektrik üretip daha sonra fabrikada çeşitli şekillerde kullanmak. Bu da Wilhelm'e köşkte gezdikten sonra misafirhane dediğimiz arka kısmındaki yer camimizin bahçesinde Wilhelm'in eşinin giymiş olduğu o şapka mı diyeyim ne diyeyim o modele göre çizdikleri kamelya. Bu kamelyada da kuş sesi, su sesi şekliyle burada kahve içirilebilmek için hazırlanmış olan bir parçayı bu şekil kara kalemimle değerlendirdim. Dolayısıyla bu bizim 1890'da daha önce fotoğraflanmış, o fotoğraftan kara kalem olarak çıkardığım Hereke Hastanesi, yani 100 yataklı 6-7 doktorlu bir hastanemiz. Yani şöyle düşünebiliyor musunuz? 1890 ve 1919 senelerinde İzmit'te dispanser varken Hereke'de 100 yataklı hastane var. Bu çok enteresan bir şey ama maalesef Hereke'yi tanıtıp anlatmak için çok çırpınsak da bile bir miktar anlatsak da çoğunu anlatamadık. Bu camimizin şadırvanı sökülüp atıldı. Deniz sahilinde yatıyor. Değerini bilemediler, attılar. Yani tarihe böyle bir değerlendirme yapıldı. Üzgünüz.
bir sonuca varamadık. Döndü Çavdar Hanım, Mefruşat-ı Humayun İdaresi şekliyle hazırladığı, benden de kaynaklar aldığı, ben de bu kaynakların içerisinden Hacı Akif Bey ile ilgili yapmış olduğum bir çalışma. Çok çok enteresan bir çalışma oldu benim için. Yani Hacı Akif Bey Osmanlı İmparatorluğu'nda çok müthiş bir hizmeti olan ve ölümüne kadar fabrikada çalışan bir büyüğümüz. Her ikiye adını vermiş. Hatta Hacı Akif Mahallesi ismi konan bir büyüğümüz. Nevzat Galitekin'in birlikte ve desteklediğim çalışmalarından bir tanesi. Hereke ile ilgili bir çalışma yapma arzunda olduğunu bildirdi. O da bana birkaç parça fotoğraf, resim, her şey verdi. Sebebi de benim ona böyle bir izni verdiğim için. Dolayısıyla bu kitabı çıkardı. Ve bu kitapta şu görmüş olduğunuz halı, bugün Yıldız Sarayı'nda olan Wilhelm'e aynı zamanda hediye edilen halının bir parça görüntüsü. Yani dünyada ikinci defa Wilhelm'e verilen, birincisi Abdülhamit Han'a yapılan bir halı ve ikincisi de Wilhelm'e yapılan bir halı. İl Kültür Müdürlüğü Ali Aktaş Bey'in, oradaki vazifesini bilmiyorum Ali Bey'in. Dolayısıyla manavlarla ilgili bu çalışmasında gene sitemizden yararlanaraktan bolca bizlerden bahsederekten böyle bir yayında ortak olduk. Haluk Dursun Bey'i biraz tanıtır mısınız? Haluk Dursun Bey Hereke'de doğan, büyüyen, annesi, dedesi Herekeli olan, baba Giresun'dan gelme, bir ailenin çocuğu olaraktan Hereke'de doğup büyüdü. Dolayısıyla gurur duyduğumuz bir noktaya geldi. Bugün kendisi bakan yardımcılığı yapıyor zannımca, yanlış söylemiyorsam. Ve dolayısıyla çok sevdiğimiz bir kardeşimiz sağ olsun böyle bir kitapta bizlerin de isimlerini bulundurmuş. Hatta ben de kendisiyle ilgili bir yazımı dile getirdim. Hereke'den çıktım yola şeklindeki kitabından alıntılar ve kendi düşüncelerimi de koyaraktan kendisiyle hani görüşmeden böyle bir gıyabında bir yazıyı Kocaeli Kırmızı Mesut Akbulut kardeşimize gönderdim ve çok güzel olduğunu duydum. Ben de sevindim tabii. Ve buna benzer her iki elimden geldiğince tanıtmaya çalışsam da bile ne kadar yeterli olduğu bilemiyorum ama biraz dikkat çektiysem sizler bugün buradasınız. İşte Hereke Karya'yı taşı. Ha diyeceksiniz ki Hereke Karya'yı taşı ne gerek duydunuz yazmaya. Sebebi şu. Hereke'nin halısı, kumaşı her türlü bahsetsek de köşkünü, fabrikasını, fabrikayı hüman desek de fakat bir farkındalık yaratamadık düşüncesiyle Hereke'nin taşı toprağı altında acaba İstanbul'a yanlışlıkla mı gitti o zamanın insanları? Hani derlerdi ya İstanbul'un taşı toprağı altın. Hani ne var ne yok İstanbul'da. Hani anlat bakalım dendiğinde. Biz de o konuya şöyle bir girelim dedik ve sonuçta Hereke'nin toprağının altın olduğu ki Nuççumento malum. Taşı gene Nuççumento tarafından kullanılan ve o günün örme binalarından ilk taş örme binası Hereke'de yapıldığını bir İtalyanların işlettiği Hereke taş ocaklarındaki ustaların Hereke'ye yaptıkları bir bina ve bu bina hala ayakta ve kaç deprem gördü hatırlamasam da bile 1811'de yapılma bir bina. Dolayısıyla taş iskelemiz, Hereke taş binalarımız ve şu görmüş olduğunuz bina dimdik ayakta ve şu blok taşların birbirine nasıl monte ettiklerini düşünsem de kendi fikrimi ortaya koyaraktan zivana delikleri açılaraktan yapıldığına inanıyorum. Çünkü neden? Depremlerde zerre kadar kıpırdamayan, her ne kadar örme düşüncesi söz konusu olsa da böyle bir eserler Hereke'mizde. TRT, televizyonlar ve belgeselciler. Belgeselcilerden sağ olsun 41 TV anca Hereke'nin müzeyle ilgili bir çalışma yaptım. Gene gazetede bir yazım hazırladım. Sebebi de bir arkadaşın Hereke'nin insanı Hereke'de herhangi bir müzeye de gitmez. Kaleyi de gezme. Yapılan bir kale projesi var. Kale duvarları. Ve dolayısıyla Hereke'de canlı müze ve körfezli meclis üyesi arkadaşıma duyurulur. Yani kendisine üzüldüm. Kendisi aslen Herekeli.
sayılır dede tarafında, anne tarafında. Dolayısıyla o üzüntümü belirtmek için Hereke'nin bugün milli sarayların müzeye dönüştürülmeye çalışıldığını, ilk müdürleri Ali Naili Demircioğlu'nun yapmış olduğu çalışmalarda tarafıma anlatıldığını ve dolayısıyla bugünlere hala gelindiğinde bitmediğini ama inşallah 2019 Müzeler Haftası'nda bitirilerekten milli sarayların, köşkümüzün müze olaraktan açılmasını çok arzu ediyorum ki inşallah bitti diye düşünüyorum. Kırmızı Kocaeli'de Cumhurbaşkanımıza Hereke ile ilgili bir halı hediye ediyorlar. Evet. Ve bu halıyı bir Hereke ismi kullanmadan veyahut da halının kime ait olduğunu söylemeden gazeteci dostlarım böyle bir parçayı basmışlar. Ben bu parçada gazeteci dostuma dedim ki hiç olmasa Hereke adını kullansaydınız, ismini söyleseydiniz, bu parçanın 1533'te Nasuh-u Silahi tarafından Hereke'den geçerken istirahat halinde Nasuh-u Silahi'ni yapmış olduğu bir kara kalem minyatür olduğunu söyle. Biz dedi o konuda bilgimiz yok. Bize fotoğraf gönderildi, biz de bastık. Ben bu sefer buna da biraz üzüldüm. Yani sonuçta niye üzüldünüz? Çünkü istiyorum ki Hereke'yi tanıtan bir cümle kurulsun. Ve tuttum gazeteye bu yazıyı gönderdim. Başbakan Erdoğan'a verdiği tarihi tablonun anlamı nedir? Ve buralarda anlamlarını arkadaşım sağ olsun. Nedir anlamı? Anlamı 1533'te Nasuh-u Silahi tarafından Hereke'den geçerken çizmiş olduğu kara kalem. Şu Hereke Kalesi, Dil İskelesi Deresi ve Hereke Deresi. Ve deniz, siyah olan parçada deniz. Yani bunu 1533'te Nasuh-u Silahi'nin kara kaleminden Hereke Han halıcılığın ipek halı olaraktan yapılıp Cumhurbaşkanımıza hediye edilişini anlatmadılar düşüncesiyle bu yazımı gönderdim. Sağ olsun onlar da işlediler ve bu yazıyı böylecikle fotoğraflarıyla beraber değerlendirdiler. Wilhelm'e hediye edilen halının ebadı olaraktan size bilgi vermek isterim. 29x14 yani 406 metre kare olan bir halının 7 ton ağırlığında ve ikincisi Wilhelm'e hediye edilişi. Biz Herekeliler gurur duyuyoruz ama bizim duyduğumuz gururu duyan yok. Önemli olan bizde böyle bir parçanın işlendiğini ama bugün Hereke mahalle olmuşsa üzüntümüzü de anlatamadık. 2002 senesinde Ahmet Arıt belediye başkanımız zamanında her konuda sağlıkta, tarihle, efendim ne bileyim ekonomiyle ilgili 10'ar kişilik seçilen grupların o günkü çalışma tarzlarını beni tarihle olan konuya seçtiler. Kurul nasıl çalıştı, ne yaptı? Bu kurul Ali Nail Demircioğlu başkanlığında milli saraylarda toplanaraktan Hereke'deki belge, bilgi bir araya getirip sonuçta Hereke'nin tarihini çıkarmaya gayret eden bir gruptuk. Mesela üniversiteden dekan yardımcısı Nevzat Atalay Bey, üniversitede o gün Tumay Ciğerdelen Hanım İletişim Fakültesi'nde gene bir diğer üniversiteli bir kişi ve fotoğrafın dışında kalanlar bu Mesut Akbulut dediğimiz Kırmızı Kocaeli'deki yazar arkadaşımız ve muhtar olarak da aynı zamanda da sivil Hereke'nin yerlisi olarak da beni bu gruba aldılar. Dolayısıyla ileride güzel bir çalışmalar olacaktı. Fakat işte malum siyaset tuhaf bir şey. Birinin yaptığını bir diğerinin çekmeme durumundan ötürü siyaset ortaya girince, başkan siyaset yapıyor şekli doğunca tabii hepsi de tahsilli kültürlü insanlar. Bu biraz onlara ters geldi ve bu grubu bozdular. Bu grubun çalışması ne oldu? Bu grubun çalışması elimde kalan hani belgeler, bilgiler. Daha sonra sağ olsun Tumay Ciğerdelen denilen hanımefendi bu konuda bana destek verdi. Ve benim bu destekten aldığım cesaretle Hereke'nin var olan tarihini yazmaya, sporuyla, yelkeniyle, küreğiyle, tenisiyle, basketboluyla, güreşiyle bütün spor branşlarını yani bütün derken 9 branşı ele aldım ve tarihçesini çıkardım Hereke adına. Ve bunun akabinde Hereke zaman tünelini hazırladık dostlarımın yardımıyla ve arkadan Hereke masalını yazdım.
ve bunların içerisinde hepsinden her ikiye bahsederekten bir farkındalık oluşturmaya çalışsam, gayret etsem de o farkındalığı, işte artık ben emekli oldum, eve geldim, bugün oturuyorsam, sizler farkına varmışsanız bu benim için gurur kaynağı. Yani hereke'nin neresinden bahsedeyim? Hereke bana göre her parçası belgesel. Mesela ne diyorsunuz? Bir köşk bir belgesel, halı belgesel, fabrika kuruluşu ikinci, üçüncü belgesel. Ne bileyim, hereke'nin neresinden bahsedeyim? Kalesi. Kaleyi biraz anlatın. Nasıl o kale, nasıl yapılış hikayesi nedir? Kale 1207 senesinde. Hereke Kalesi. Evet, 1207 senesinde Bizans İmparatoru'na Fransa'dan gelen Manaholtlu Marco tarafından yapılan bir kale. İznik Kralı, Batı herhalde, yok Doğu Roma İmparatoru ile Bizans İmparatoru'nun kavgasına arkadaşı olan Manaholtlu Marco'yu çağırıyor Fransa'dan, şövalye. Dolayısıyla şövalye geldiğinde, arkadaşına yardım ettiğinde tabii ki kazanıyorlar. İznik İmparatoru'nu yeniyorlar. Dolayısıyla İmparator, Bizans İmparatoru diyor ki istediği yere senin olsun, al senin olsun şekliyle. Marco İzmit'e kadar geliyor. Dolayısıyla dönüşünde Hereke'yi beğeniyor ve Hereke'ye 1207 100 yardımcı şövalye arkadaşıyla Hereke Kalesi'ni yapıyor. Zamanımıza Osmanlılar tarafından biraz tamir görse de bugün projesini Yunus Pehlivan'ın çizdiği ve İsmail Baran'ın devam ettirdiği bugün ortaya çıkan bir kalemiz, tarihi bir kalemiz. İşte bunlarla iftar edip bir gurur duymaya çalışsak da ama anlatamadığım yerdeyim. Şu anda Devralen programındasınız. Evet. Neler söylersiniz? Gözlerinin içine bakarak Cengiz Bey, Haluk Bey, Nihat Bey ve Fikri Beyler neler söyler? Hepsi Hereke'li bunlar. Şimdi eğer sözüm geçecek olmuş olsaydı keşke daha önceden söyleseydim. Şöyle söylemek isterdim. Hereke bugün bir değer. Hereke'yi değeri vermesi için mesela ilçe bazında bir haksızlığa uğradık uğramadık fazla üstünde durmak istemiyorum. Çünkü o günün iradesi neyi uygun gördüyse öyle oldu. Sağ olsun o günkü belediye başkanımız, son belediye başkanımız Esiner Maçıl'ın partisini karşısına almasına rağmen çok güzel bir çalışma yaptı ama kısmet Dilovası'naymış. Dilovası ilçe oldu. Ha Hereke olsaydı ne olurdu? Bugün biraz daha cesaretli konuşurduk. Daha güçlü olurduk. Mesela bunun hesabını yapmak bana düşmez ama bugün Hereke'nin bir değer olduğunu anlatmaya çalıştığım için bu sözleri söylüyorum. Halı bugün bitmiş durumda ama geçmişteki Hereke hanlarının devamı olan Hereke'deki han halıcılık dimdik ayakta durup halıyı bugün dünyaya hala tanıtmaya devam ettikleri için kendilerine defalarca teşekkür etmek isterim. Evet. Özel halıcılığı ilk başlayan Abdullah Sarı Mermer. Abdullah Sarı Mermer hangi tarihte? Bir daha söyleyeyim. Valla net vermesem de 60'lı 70'li yıllara doğru olan bir zamanda ve dolayısıyla son zamanlara kadar bu halıcılığı getirdiler. Dünya Güneş Rekorlar kitabında belki 900 ilmeklik bir atları var. Dolayısıyla oğlu artık bu işi yapmıyor. Ve han alıcı devam ediyor Hereke'de. Sağ olsun İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan Bey'in desteklerini gösterdiler. Han alıcılık onlara o gayreti verdi. Ve hala İzmit'te gene özel mi belediye nezdinde mi bilmiyorum bir halanemiz var. Ve Komey'in tekrardan bu halane olayına gireceğini bilmiyorum, üniversite veya belediye bu arada ne kadar destek verecekler ama Komey'in tekrar bu ipek halı işini ele aldığını ve önümüzdeki yıllarda Hereke ipek halısını canlandıracağını söylediklerini duyuyoruz. Hereke'yi müze yapalım ama nasıl yapalım? Çünkü o müze yapabilmemiz için büyüklerimizin buna el atması gerekiyor. Yani Hereke'nin ne olduğunu tanıtmamız gerekiyor. Ben bu kadar mücadele ettim. 2002'de başladım. Sene 2019. İşte siz geldiniz. Tekrar beni bu mücadelenin içine sürüklüyorsunuz. Ama ben artık kendimi emekliye ayrıldım. Benden farkındalık bu kadar. Şu resmi eğer ki Hereke'nin 4 tane halanesi vardı demek için eğer kara kalemi elime alıp da... Siz sanatkarmışsınız ayrıca. Hayır, ben ilkokul mezunu bir kişiyim. Ama insanın içindeki hevesi, yani Hereke'yi tanıtma azmim şu parçayı
fotoğrafta içine alabilmek için şu kara kalemi çıkardım. Şu görmüş olduğunuz zamanında hastane olarak kullanılan, İngilizlerin yatakhane olarak kullandığı, buranın meslek lisesi olduğu, kız meslek lisesi olduğu şu an ve 5 parça hizmet veren bir bina bu bina. Ve aynı binalardan bir tanesi şimdiki Hereke Meslek Lisesi. Nur Çimento Meslek Lisesi. Ama onu yıktılar, onun yerine modern bir bina. Evet, şu görmüyorum. Törenini biliyorum ben. İşte burada ne çamlı bahçe var, ne bir şey var. Bir tek çam kalmadı burada. Hepsi sök. 33 tane çam vardı burada. Saymaca 33 tane. Ve bunun altında Kaskat, yani mimari ismiyle Kaskat. Biz köylü veyahut da yerli olaraktan sihir taşı dediğimiz o göbek, benim göstermeye çalıştığım şu parça. Dışarıdan görüntüsü ve içerki görüntüsünün ortasındaki bu şahane bir dans pisti bu. Yani o günkü Herekeli'nin işte memurlarının mühim gecelerde veya günlerde dans ettiği bir yer olaraktan düşünülen bir yer. Var bu, yani bu kadar konuyu bir arada böyle zamana sığdırmaya çalışmamız çok zor olsa da, atlaya atlaya da olmuş olsa, Herekeyi tariften bitiremem. Değerli izleyenlerimiz, sohbet hakikaten çok uzadı. Daha sonra görüşmek dileğiyle kendisinden izin istiyoruz ama yeniden buluşacağız. Yeniden ayrıntılı bilgiler alacağız. İnşallah. Teşekkür ediyoruz kendisine ve biz çalışmalarımıza devam ediyoruz.